Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir tarifim var. Pastanelerden, çocukluğumuzdan beri severek aldığımız muzlu rulo pastaları. Kekini ve kremasını kendim hazırlayarak sizler için yaptım. Bütün detayları ilerleyen dakikalarda videoda izleyebilirsiniz. Çok özel bir tariftir. Çok fazla püf noktası var. O yüzden videoyu dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Hadi o zaman şimdi kekin hazırlanışıyla tarifimize başlayalım. Pastacı kremasını pişirme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bir paket vanilya ekliyorum. Bir poşette koz krem şanti. Bu şekilde tamamen krema parlak bir görünüm olana kadar, pürüzsüz olana kadar çırpacağız. Yaklaşık 3-4 dakika bu işlem sürebilir. Çırpıkça kıvamı değişiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben yine 1-2 dakikada çırpmaya devam edeceğim bu şekilde. Çırpma işlemim bitti. Şu an soğuması için kremayı kenara kaldırdım. Arkadaşlar şimdi kekimizi çırpmak için gerekli malzemeleri hazırladım. 4 yumurtanın sarısını ve beyazlarını ayrı olarak ayırdım. Yarım çay bardağı şeker var kekimiz için. Yarısını sarıların üzerine, yarısını da akların üzerine döküyorum. Önce akları çırparak başlayalım. Tamamen sertleşip koyu bir kıvam alana kadar çırpacağız. Yumurta aklarını çırpma işlemi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevirdiğim zaman düşmüyor. Olması gereken kıvam bu. Şimdi yumurta sarılarını şekerle birlikte rengi tamamen acılıp köpürene kadar yaklaşık bir 4-5 dakika kadar da çırpıyoruz. Yumurta sarılarını da köpürene kadar çırptım. Şimdi yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum. Sıvı malzemelerim bitti arkadaşlar. Şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı dolusu da kabartma tozu ekleyeceğiz ve çırpacağız. Bu arada neden sıcak su kullandım diye sorabilirsiniz. Şeker tamamen erimesi için yardımcı olsun diye. Çok kaynamış bir su olmasına gerek yok. Normal ılıktan sıcağı bir su olması yeterli. Şimdi unu da çırpıyoruz. Kuru malzemeleri de ekledik arkadaşlar. Çırpma işlemimiz bitti. Şimdiden sonra karıştıracağız yumurta aklarını. Dikkatli bir şekilde, çok ezmeden, alt üst yaparak şu şekilde tamamen yedirmeye çalışacağız. Ama akların beyaz gözükmemesi gerekiyor. Yani tamamen homojen bir görünüm elde etmemiz gerekiyor. Bu işlem de 1-2 dakika sürebilir. Akların hepsini koymadım. İki seferde koyacağım. Akların kalanını da koyduk arkadaşlar. Tekrar yine karıştırmaya devam ediyorum. Kekimin rengi iyice açıldı. Gördüğünüz gibi tamamen kekimizi iki tane yağlı kağıt koymuş olduğumuz fırın tepsisine eşit bir şekilde dökmeye çalışalım. Burada eşitlik önemli. Çünkü yamuk kabarabilir aksi halde. En son düzleyeceğiz. Bu kekimizin kalanını da koyalım. Keki eşit bir şekilde tepsiye dağıtalım. Yine çok fazla ezmeyelim. Çok aşırı karıştırmayalım. Çünkü köpük görünümünde bir kek ne kadar çok ezip uğraşırsak görünümü, dokusu bozulur. Kekimizi en düzgün şekilde, eşit bir şekilde yaymaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kekimizi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişireceğiz. Pişme süresi çok uzun sürmeyecek. Ne kadar tuttuğunu ben piştikten sonra size söyleyeceğim ama ince bir kek olduğu için sürekli gözünüz üstünde olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi şu şekilde ters çeviriyorum. Altına başka bir yağlı kağıt koydum. Dikkatli bir şekilde kağıttan çıkartıyoruz kekimizi.
Kekimizi kağıttan ayırdım. Ters çevirdim. Bu tarafından, bu tarafı dışa gelecek, bu tarafı içe gelecek. O yüzden ben şöyle sıcakken sarıyorum. Rulo yaparken zorlanmamak için. Bu şekilde bir süre dursun, kek soğusun. Ondan sonra sarma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. İkiye keselim. Eşit şekilde yapmak istiyorum. Yine tam ortadan bir artı şekli verelim. Rulonun büyüklüğü size kalmış. İster büyük yapabilirsiniz ya da küçük rulolar hazırlayabilirsiniz. Her kareyi de tekrardan ikiye bölüyorum. Üçe de bölebilirsiniz daha küçük yapmak istiyorsanız. Bu şekilde 8 adet rulo çıkacak bu tariften. Keklerimizin kıvamı tam istediğim gibi oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi kremasını sıkıp muzlarını ekleyeceğiz. Şimdi kremayı sıkıyorum. Kremanın kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Çok lezzetli bir krema, pastacı kreması. Kremalarını sıktım arkadaşlar. Şimdi spatula ile üzerini biraz düzleştiriyorum. Muz olarak ithal muz kullanacaksınız. Yani onlar kalın oluyor bildiğiniz gibi. İkiye bölüp koyabilirsiniz. Ben bu tarif için ince muz, yerli muz aldım. O yüzden sadece dilimleyip koyacağım. Dilimlerim de büyük olduğu için çok fazla gelmeyecektir. Ama eğer dilimlerinizi küçük tutacaksınız, muzları ikiye bölüp de, üçe bölüp hatta kullanabilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış. İsterseniz çilekli ya da farklı meyvelerle de yapabilirsiniz. Kekin kenar kısımları daha ince olduğu için rulomu çeviriyorum. Şu şekilde. Kalın olan yere muzu koyacağım. Ve bu şekilde saracağım. Ayrıca arkadaşlar kekleri sardığımız yerin altının temiz olması önemli. Çünkü kekin üzerine bulaşıp görüntüsünü bozabilir. Kenarlardan belli bir miktarda zaten bulaşıyor. Her defasında olduğu yeri silersek kekleri sarmadan önce daha güzel bir görünüm elde etmiş oluruz. Çok basit bir işlem. Anlatabildiğim kadar bütün püf noktalarını tarif esnasında anlattım. Ben ölçüleri tekrar yine videonun altına yazacağım. Oradan da yine takip edebilirsiniz. Yapanlardan mutlaka yorum bekliyorum. Muzlu rulo pasta. Çok basit gibi gözüken ama püf noktaları olan, kıvamı tutturulması zor bir tarif. Yıllardır bu şekilde yaparım. Eminim siz de bu şekilde yaptığınız zaman sonuç gayet başarılı olacaktır. Çıkan kısımları da tekrardan şu şekilde içine doğru ittiriyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Pastalarımız servise hazır. Şimdi bir tanesini sizin için kesmek istiyorum. Yumuşacık bir kek. Arada pastacı kreması. Şöyle iç görünümü de böyle.
çok güzel gözüküyor. Yapan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın arkadaşlar.